kendisini özel kılan en önemli sebeplerden bir tanesi bence hem psikoloji alanında, tematik anlamda, psikiyatri alanında ön açıcı çalışmalara vesile olmasının ötesinde sosyal bilimlerde de ülkemizde hiç dikkate alınmamış ferdi çalışmaların ötesinde kurumsal anlamda çalışılmamış olan postkolonyal teoriyi ilk defa kurumsal anlamda yapısında oluşturan bir üniversite olması. Beni de zaten Üsküdar Üniversitesi'ne çeken en önemli şey insanı anlayıp dünyayı değiştirmek motosu, hedefi, amacı çerçevesinde postkolonyal çalışmalara kucak açan ilk ve tek üniversite olmuş olmasıydı. Benim şahsi hikayem ve postkolonyal teoriyle karşılaşım aslında Harvard Üniversitesi'nde master yaptım ve MIT ile Harvard'ın ortak derslerinin yapıldığı bir derste Noam Chomsky'ye asistanlık yaptığım dönemde olmuştu. Çok yıllar önce ve bu teorik perspektifin aslında Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde insanlar tarafından çok iyi bilinen ama belki de adının konulmadığının fark etmemle bunu acaba Türkiye'ye nasıl getirebiliriz diye üzerinde düşünmüştüm. Daha sonra doktora çalışmamı Türkiye'deki başörtü yasağının sosyal ve siyasal implikasyonlarını postkolonyal açıdan inceleyerek yaptım ve bu Amerika'da kitaplaştı. Şimdi Amerika'da üniversitelerde okutulan bir kitap haline geldi. Macmillan gibi önemli bir yayın evinden de çıkmış oldu. Sömürgeci zihnin sömürülen üzerinde oluşturduğu siyasal, kültürel, ekonomik, sosyal ve hayatın diğer alanlarındaki bu baskıcı, tekelci bakış açısının farkında olduğumuzu gösteren bir alan postkolonyalizm. Bilimsel, demokratik ve insani bir şekilde bilgi üretiminden sanata, matematikten felsefeye birçok alanda batı çıkışlı dünya görüşünün ille de doğuda yaşayan, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların ürettikleri bilgiye, ekonomiye, siyasete üstün görülmesine uygun bir şekilde itiraz etmek, bilim çerçevesinde itiraz etmek anlamına geliyor. Ve biz mesela geçen sene Türkiye'de ülkemizdeki popüler kültürü inceleyerek ayakkabı kullanımı üzerinden filmleri seyrederek, öğrencilerimize reklamları inceleterek ayakkabı kültürünün Türkiye'de nasıl değiştiği üzerinden bir postkolonyal çalışma yaptırdık. Spesifik sonuçları da var bu çalışmalarımızın. Ve biz bunu Türkiye'deki filmler üzerinden incelediğimizde gördük ki eve gelindiğinde ayakkabı giyilmesine devam edilmesi Türk kültürü içerisinde veya ayakkabının çıkartılmasının modernizasyon teorisi ve batılılaşma teorisi içerisinde oturtulduğu bir yer var. Bunu ortaya koymaya çalıştık. Bir başka çalışmada da AVM'lere, İstanbul'daki AVM'lere gitti öğrencilerimiz ve oradaki markaları, ürünleri, AVM'lerin mimari yapısını, bulundukları sosyoekonomik, kültürel anlamda inşa edildikleri yere göre mimarideki değişiklikleri ve bundan çıkabilecek postkolonyal ögeleri bir makale haline getirdiler. Bu sene hiç şüphesiz ülkemizi, bölgemizi ve dünyayı ilgilendiren en önemli konulardan biri olarak
Suriyeli göçmenlerin incelenmesi üzerine bir çalışmayı yeni tamamladılar ve bu çalışmalarımızı biz her sene bir görseller sergisiyle de üniversite kampüsümüzde yaptığımız bir fotoğraf sergisiyle, görseller sergisiyle bütün halkımıza da açıyoruz. Bunların dışında tabii siz en başta sordunuz, günleriniz nasıl geçiyor diye. Günlerimiz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler derslerine girip çıkmamız dışında öğrencilerimizle orada hem öğretici, eğitici olmanın yanında öğrenen konumunda olmak, öğrencilerimizden de bilgi edinmek noktasında interaktif şekilde yürütüldükten sonra Pamer Tea Talks dediğimiz, Pamer Perşembe Platformları dediğimiz Postkolonyal Çalışmalar Merkezi'nin Türkiye'nin farklı yerlerinden, özellikle de İstanbul ve çevremizde bulunan üniversitelerdeki akademisyenlerden, siyasetçilerden alanlarında çok başarılı olmuş olan, öne çıkan kanaat önderlerinden Perşembe günleri bize çay sohbetleri yapmalarını talep ediyoruz. Sağ olsun onlar da geliyorlar. Halkımıza açık bir şekilde daha çok öğrencilerimizle beraber hem çayımızı içiyoruz, kurabiyelerimizi yiyoruz, tatlı yiyoruz, tatlı konuşuyoruz ve dünyanın farklı yerlerindeki yapmış oldukları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel çalışmalarıyla ilgili böyle bir saat bir batıda bir yerde Brownback Luncheon dedikleri öğlen yemekleri arasında yapılan bir çalışmayı erken öğleden sonra vakitlerinde Perşembe gününde yapıyoruz. Ayrıca Pamer'in Popcorn and Movie Nights dediğimiz patlamış mısır yiyip film seyrettiğimiz sessionlarımız var. Bunlarda da, bunları da belli aralıklarla bazen 2 haftada bir, bazen 3 haftada bir getirdiğimiz önemli Pamer'in Postkolonyal Çalışmalar Araştırma Merkezi'ne gönül vermiş sinema alanında kültürel çalışmalar anlamında öne çıkmış hocalarımız var. Onların da takvimine uygun şekilde filmlerimizi seyrediyoruz, patlamış mısırımızı yiyoruz ve arkasından da bir halka oluşturarak o filmi bu sefer postkolonyal açıdan değerlendiriyoruz. Böylece de öğrencilerimizin hem postkolonyalizme yakınlaşmasını, bilgi edinmesini hem de güzel bir vakit geçirmesine de vesile olmuş oluyoruz.